Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki komşuyu son yayınımda çok rahatsız ettiğim için evimi basmıştı. Ben de ona baklava aldım. Türkiye'den baklavayı getirdim. Bir Polonyalı arkadaşımla beraber gidip özür dileyip aramızdaki sıkıntıları çözmek istiyordum. Dün Alfred'i aldım, geldim sabahın köründe. Bununla karşılaştık. Bana böyle bakıyor. Böyle hırslı hırslı bakıyor bana. Dedim neyse. Psikolojik problemleri olabilir. Üstüne gitme. Sen yine de üstüne düşeni yap. Aradım arkadaşı, dedim abi gelir misin, dedim böyle böyle. Abi dedi pazartesi yapalım. Tamam dedim. Tamam, pazartesi gel. Bugün Alfred'le yukarı çıkıyorduk. Merdivenlerden. Ben dördüncü kattayım, o üçüncü katta. Karşılaştık. Merdivenden çıkarken de böyle baktı bana. Ben de ona baktım hayırdır gibisinden. Sonra Alfred adamı koklamaya başladı. Şirinlik yapmaya başladı. Dedim Alfred uza. Alfred'i uzaklaştırdım. Çıkmaya devam ettim. Şimdi adının Yanuş olduğunu tahmin ediyorum. Sevgili Yanuş. Bak orospu çocuğu. Ne kaçırdığını bilmiyorsun. ESC'de oyun durmuyor Şimdi diye sana biliyorum. aldığım baklava var ya. Artık yok. Samaha. Samaha. ASMR oldu. Ceviz diyemem arkadaşlar. Fıstıklı sarmaydı. Bir şey soracağım. Aranızda ceviz diye fıstık diye tercih eden var mı? Net soruyorum bunu. Hayatımda ilk kez kayınpederim cevizi seviyormuş. Onu öğrendim ben. Baklava alacaktım. Neli alayım dedim. Hanım dedi ki cevizli al. Dedim nasıl? Paramız var dedim. Fıstıklı alabilir miyim? Hayır dedi. Babam cevizli seviyor dedi. Aranızda cevizi seven var mı? Dedim ki kadın paramız var. Ben dedim fıstıklı alayım. Yoktu cevizi. Ben anlamıyorum. Vallahi arada var. Evet, arada cevizi fıstıklıya tercih eden var. Anladım. Doğrudur abi, doğrudur. Ben renk ve zevklere karışamam ama yani dünyanın en iyi şeylerinden birisinin Antep fıstığı olduğuna eminim. Yani ben ki Ağlasun'da, Susaklı'da anasının ceviz ağaçlarından ceviz toplamış Ahmet, fıstıkla cevizi karşılaştırdığımda fıstık bilmem kazanıyor. Bence fıstık net kazanıyor. Sahte fıstıklı baklava ne demek lan? O ne? Hı? Öyle bir şey var mı ya? Sahte fıstıklı baklava mı? Fındıklı baklava mı? Abi boku çıktı. Ben oyuna geçiyorum ya. Olabilir Ben bak. oyuna geçiyorum ya. Ne yapıyorsunuz lan şerefsizler? Şeref yoksunu ibneler, göt verenler. Siz kimsiniz lan terbiyesizler? Onlar Homofobik misin? İbneyi sen küfür mü zannettin? Ben sana küfretmemiştim ki. Terbiyesiz sen homofobik çıktın. Ahmet Bey, Ahmet Bey, hey orada durun. Ben
Nasılsınız çocuklar? Allah razı olsun. Göt veren diye tabir ediyor. Kardeşim homofobik misin? Göt veren niye yanlış anlıyorsun ya? İnanılmaz yani. Yani bana mesela cinsel eğilimimi soruyorlar. Ben bir atak helikopteriyim yani sonuçta. Kimse benim cinsel yönelimimi isimlendiremez. Buna ben karar veririm. Sen bir kanon. Ben atak helikopteri olarak kendimi sınıflandırmak istiyorum mesela. Kimse değilsin diyemez. Seksistlik yapmayın. Amınıza korum sizin. Fakana hızlı. Şimdi çocuklar ne oynuyoruz? Vallahi